Şu Small Overlap denen otomobil üreticilerinin korkulu rüyası testleri anlattığımız videoyu izlediniz mi? İzlemediyseniz şiddetle tavsiye ederim. Çünkü bugün en yüksek puanı almayı hedefleyerek bu testlere katılan ama hezimetle çıkan otomobilleri sıralayacağım. Birazdan karşınıza gelecek trajik görüntüleri izlemeden önce Small Overlap test sürecini anlattığımız videoyu izlerseniz otomobillerin başına bu felaketler neden geldi, nasıl geldi sorularının cevabını da bulmuş olursunuz. Biz yine de bu Small Overlap testinden kısaca bahsedelim. Test, Amerikan İHA grubu tarafından yapılan Euro NCAP'in yapmadığı acımasız bir test türü. Araçların burnunun sadece %25'lik kısmının yani köşesinin çelik bariyere çarptırıldığı bu test, refüje çarpma, köprü ayağına çarpma gibi sık rastlanan kaza türlerini simüle ediyor. Araç burnunun sadece 1/4'lik kısmının üstelik de sert ve sabit bir çelik blokla çarpıştırılması pek çok aracın güvenlik konusunda sınıfta kalmasına neden oluyor. Bu testte puanlama Euro NCAP gibi yıldızla değil, renk ve harf kombinasyonundan oluşan simgelerle yapılıyor. Yeşil kutu içinde G harfi good yani en iyi puanı, sarı içinde A acceptable yani kabul edilebilir seviyeyi ve turuncu içinde M marginal yani güvenlik seviyesinin alt sınırda olduğunu gösteriyor. En kötü puanı temsil eden simge ise kırmızı içinde P harfi, poor, yetersiz. Ben de işte bugün size bu teste katılıp da sıfır çeken, güvenlik seviyesi en düşük olan yani Small Overlap testinden kırmızı P alan otomobilleri sıralayacağım. Videoyu izleyip de şu arabaya haksızlık etmişsin, bunun neresi kötü gibi yorumlar yazacak olanlarla en başından anlaşalım. Small Overlap'in en kötülerin listesini hazırlayıp karşınıza getiren ben, tamam. Ama bu arabaları kötü yapan ben değil. Bu araçlar üreticilerinin de kriterlerini önceden bildiği tamamen bilimsel yöntemlerle yapılan testlerde bu sonuçları aldı. Eğer laf söyleyecek birini arıyorsanız o kişi ne benim ne de testleri yapan mühendisler. Eleştiriyi hak eden birileri varsa onlar da bu test kriterlerini bildikleri halde maliyetten kaçınıp yeterli güvenliğe sahip otomobil üretmeyen üreticilerdir. Bu uzun açıklamayı neden yaptığımı Euro NCAP çarpışma testlerinin en kötü 10 otomobil videosunun altına terbiyeyi de aşan yorumlar yazanlar iyi biliyor. Yani sözüm meclisten dışarı. Konuyu daha fazla uzatmayacağım. Şu Small Overlap'ten en kötü puanı alan otomobiller listesine geçelim artık. Şükür ki bu liste o kadar kabarık değil ama öyle modeller var ki şaşırıp kalacaksınız. O anlı şanlı otomobillerin çarpışma güvenliği konusunda bu kadar yetersiz olduğuna inanamayacak, o canım otomobillere bunu konduramayacaksınız. Hadi artık liste gelsin abi mi diyorsunuz? Haklısınız. Gelsin. Haydi bismillah. Şimdi size bir video izleteceğim. Bu video Euro NCAP'te çekildi. Evet, pek çoğunuzun ilk görüşte tanıdığı gibi bir Audi. Çoğumuzun hayallerini süsleyen Audi A4. Bu zorlu testlerden alnının akıyla çıkıp anasının ak sütü gibi helal 5 yıldızı kaptı. Çünkü kriterlerin büyük bir kısmını karşılayıp hak ettiği puanı aldı. Ama bir dakika, bir video daha var. Bu videoda yine tüm dünyanın bilimselliğini kabul ettiği bir test merkezinde çekildi. Bu sefer Avrupa'da değil, Amerika'da. Aynı marka, aynı model, aynı kasa. O da ne? Otomobil burnunun en köşesinden çelik bir bariyere çarptı ve bariyer sürücü koltuğuna kadar girdi. İşte bunun adı Small Overlap testi ve bu darmadağın olan otomobilin adı da yine Audi A4. Euro NCAP'ten 5 yıldız alıp güle oynaya çıkan otomobil Small Overlap testinde sınıfta kaldı. Anlı şanlı Audi A4'ün kimin aklına gelirdi bu kadar zayıf olacağı? Şimdi bir otomobil daha geliyor. Sevimli mi sevimli? Oyuna bakmadan o da Euro NCAP çarpışma testine katıldı ve 5 yıldızla çıktı. Fiat'ın ikon modeli 500.
bravo. İyi iyi, HSE mühendisleri boş durur mu? Onlar da iyi de biz bakalım şu fiyat 500'ün ne kadar güvenli olduğuna deyip vuruyorlar çelik bariye. Sonuç yine felaket. 5 yıldızlı fiyat 500 small overlap testine gelince oldu mu sana kırmızı P'li otomobil? Fiat bu minik otomobil piyasada iş yapınca tüm konvansiyonel modellerini yenilemekten vazgeçip 500'lü modellere yöneldi. Ve 500L modelini çıkardı. O da Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı. Ancak small overlap onu da affetti. Akıbet aynı. Kırmızı F. Ford Kuga o kadar donanımlı bir araç ki geniş kitlelere hitap eden mass modeller arasında şerit takip sistemi, uyku durumunda direksiyona müdahale özelliği gibi yüksek güvenlik donanımlarını ilk onda gördük. Euro NCAP testinden aldığı 5 yıldız da onun ne kadar güvenli bir araç olduğunun kanıtı. Ama ne var ki o da small overlap'in gazabına uğrayanlardan. Amerika'da Escape adıyla satılan ve bu isimle teste giren model maalesef P ile çıktı. Böylece Kuga'da herkesi şaşırtan bir otomobil olarak small overlap tarihine geçmiş oldu. Geçmiş olsun. Hyundai Accent Blue'yu nasıl bilirsiniz? Beğeneni var, beğenmeyeni var ama hiç de az satmıyor. Demek ki beğeneni az değil. Peki çarpışma güvenliği konusunda Accent'in performansı nasıldır diye sorsam? Ben söyleyeyim. Accent Blue Euro NCAP testlerine katılmadı. İİHS'nin gerçekleştirdiği testte ise small overlap dışında gayet başarılı. Mesela Euro NCAP'teki ile aynı kriterlere sahip %40 örtüşmeli testte puanı G yani en iyi puan. Ama işte şu bedava small overlap var ya, bu testte Accent'in aldığı puanın rengi de kırmızı maalesef. Yani en kötü puan. Bu İİHS kötü puanları hep Amerika'da olmayanlara mı veriyor diye bir soru takılıyor mu sizin de aklınıza? Ford da Amerikan markası ama Kuga ne de olsa Avrupa'da üretilen bir model. Aklınıza eğer böyle bir soru takıldıysa şimdi izleyeceğiniz aracı görünce o soru takıldığı yerden anında uçup gidecek. Çünkü ekranınıza yansıyacak olan aracın markası Amerika ile birlikte anılacak kadar tanıdık bir marka. Jeep. Evet, sağlamlığın ve dayanıklılığın sembolü haline gelmiş Jeep'in Patriot modeli de small overlap testinin hışmına uğrayanlardan. Aldığı puanı söylemeye hiç gerek yok. Rengi kırmızı, harfi de P. Bir tanıdık daha geliyor şimdi. Haylaz mı haylaz? O da Euro NCAP'ten aldığı 5 yıldızla güvenliğin starı olmuş bir model. Nissan Juke. İHS'nin diğer testlerinden de yeşil G almayı başarmış bir otomobil. Ama gel gör ki small overlap star mıtar dinlemiyor. Vuruyor, dağıtıyor ve kırmızı P'li etiketi adamın alnının orta yerine yapıştırıyor. Bu small overlap'in gazabına uğrayan ve kırmızı etiketi alnına yiyen başka modeller de var. Mesela Mazda'nın MPV modeli Mazda 5 ve büyük boy SUV modeli CX-9. Yine Nissan'ın elektrikli modeli Leaf. Ama bunlar bizde pek bilinmediği için onların üstünde durmak yerine güvenlik zafiyetini öğrendiğinizde ağzınız açık kalacak turuncu etiketli yani en kötüden bir tık güvenli modelleri listeye alalım istiyorum. Ne dersiniz? Mesela BMW'nin güvenlik konusunda en çok güvenebileceğimiz modeli 5 serisi.
5 serisinin Small Overlap testinden ala ala turuncu renkli M etiketini alabildiğini, yani güvenlik konusunda sınırda olduğunu söylesem ağzınız açık kalmaz mı? Ama maalesef bu gerçek. Bu Small Overlap denen bela var ya, anlı şanlı bir otomobilin daha cilasını kazıyor. Keşke BMW'de Small Overlap testinin hışmına uğrayan tek model 5 serisi olsaydı. Güncel 3 serisi ve bir önceki X1 de aynı kaderin kurbanı. Onlar da alnına turuncu etiketi yiyenlerden. Jeep'in o görkemli tarihine bir hançer gibi saplanan Small Overlap puanları Patriot gibi kırmızı olmasa da Cherokee, Grand Cherokee ve Wrangler'da da hayli derin yaralar açmış gibi görünüyor. Tabii ki renk turuncu ve harf M. Şaşırmaya devam edin. Mesela o çok aşina olduğunuz Toyota Corolla'yla. Corolla'nın rengi de turuncu ve işareti M maalesef. Yani marginal, yani güvenlik sınırda. Corolla güvenliğin alt sınırlarında gezinirken küçük kardeşi Yaris zirvede mi olacaktı? Olsaydı ne iyi olurdu, ama o da ağabeyiyle aynı kaderi paylaşıyor ne yazık ki. Parola turuncu, işareti M. Bu kadar şaşırmak bedeninize iyi gelmediyse kepenkleri indirelim. Ama elimde çok şaşırtıcı iki model daha var. Ne diyorsunuz, onları da görmek istiyor musunuz? Bence istersiniz. Mesela Türkiye'de en çok satan markanın en sükse modeli desem. Bir tahmininiz olur mu? Olmuştur mutlaka. Evet, Volkswagen'in spor sedanı CC. İnsan yakıştıramıyor değil mi CC gibi bir otomobile güvenliğin alt sınırlarında gezinmeyi? Ama Small Overlap bu affetmez, vurduğu yerden ses getirir. Verir eline turuncu M'yi, nasıl temizleyeceksen temizle. Aa, Volkswagen'in tek üzüntüsü keşke CC olsaydı. Ondan çok daha popüler ve benim canım memleketimin de pek bir sevdiği bir başka Volkswagen modeli de bu Small Overlap belasının hışmına uğradı. Yok, Passat değil, onun durumu parlak. Tiguan'dan bahsediyorum. Tiguan da maalesef bu testten alnında turuncu etiketle dönenlerden. Allah mühendislerinin taksiratını affetsin. Bu Small Overlap için boşuna otomobil üreticilerinin baş belası demiyorum arkadaşlar. Şu listeye bir baksanıza. Audi A4'ünden BMW 5'e, Grand Cherokee'den Volkswagen CC'ye. Kimlerin başını yaptı? Ah, bunlarla kalsa iyi. Volkswagen Beetle, Kia Rio, Ford Fiesta. İnsanın saymaya dili varmıyor ya. İyi ki Fransız otomobilleri Amerika'da satılmıyor. Satılsaydı neler olacağını düşünmek bile istemiyorum.